Alo. Yo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nurhan Hanım. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Hoş geldiniz. Siz iyi misiniz? İyiyim. Çok iyiyim hem de. Çok iyisiniz. Oo, ne güzel. Buyurun. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Siz de o zaman çok Hoş iyiseniz böyle bir bulduk. sendrom yok. Madonna Putana sendromu yok. Yok yok, aslında tam da o sendromun içindeyim ama herhalde bir şey var. Kadınlar süreçte, erkekler sonuçta üzülür diye. Ben bu 5 aylık süreçte galiba çok fazla üzülmüşüm, her şeyi bitirmişim. Adamı kapıya koyduktan sonra böyle bir rahatlama geldi. Aldattı mı sizi? Ben 17 yıllık evliyim. Evliliğimin 9. yılında aldatıldım. Hatta bayağı böyle aynı yerde falan onları böyle bastım falan. 2 gün sonra Ay. eve tekrar geri döndüm. Hani hocamızın dediği o kadın var ya, aslında ben de o kadınım. Yani az önceki bayan arkadaşın anlattığı gibi. İlk 9 sene bütün varlığını, yokluğunu, her şeyini çektim. 9. sene çok güzel bir şekilde aldatıldım. Sonra geri döndüm. 2 çocuk vardı, çocuklar ufaktı. İşte eşini seviyorsun falan. O süreçte içkiye başladı. Muhteşem derecede bir 7-8 sene sürekli içkisini tolere ettim. İçkisidir, eve geç gelmeleri, benden önce arkadaşları. Yani adam gidiyorum, sadece gidiyorum. Veya ben bu akşam gelmeyeceğim böyle bir evlilikte. Eyvah eyvah. Hocamızın dediği gibi ben hep o kadın, hep o kadın, hep o kadın. En sonunda da Anlayışlı kadın. Anlayışlı kadın. O o kadın kadın değil. 7 Bir ay şey oldu. O söyleyeceğim. kadın Değil. Anlayışlı kadın. Yani anne olan kadın. O Hayır, kadın değil. şöyle, o kadından, hocamın o kadından kastı Evet. aranılan, hiç aldatılmayan, trafiği Evet, durduran, aynen. herkes tarafından göz önünde Evet, olan o kadın. Ama aynen. bizim bahsettiğimiz, bizim klasik annelik Evet. elbisesini giydiğimiz o kadınsa, o anlayışlı kadın. Anlayışlı kadın, evet. Anlayışlı kadın, anladığımız kadarıyla aldatılmaya mahkum kadın. Kesinlikle. Peki, dinleyelim, devam Dışarıda edelim. aslında o kadın, dışarıda aslında az önceki bayan arkadaşım dediği gibi, dışarıda gerçekten fark edilen, hatta eşimle yan yana geldiğimizde ya bu senin mi eşin denilen bir kadınım. Ama evin içinde evet, hocamızın dediği gibi, yani anne Evet. modunda bir kadınım. Evet. 5-6 ay önce bir büyük bir kavga yaşadık. O kavganın sonucunda ben adamı itmişim, adamı mutsuz etmişim. Adam hemen gitti başka bir kadının kollarında. O şeyi. Sonra bana dediler ki ya görmemezlikten gel, aptala yat tabiri caizse, çok affedersiniz. Dönecek, dönecek ama ben aptala yattıkça adam iyice azıttı. En sonunda da bir 10 gün önce falan kılısını pırtısını toplayıp adamı kapının önüne koydum. Ben de yani bu rahatlama aslında ondan geliyor. Yani o Nereye 5 gitti aylık peki? sürede, o 5 ay annesinin yanında şu anda. Annesinin Tam yanına gitti. Önce beni bulmuş. sigürledi. Zaten anasının Annesi şu anda kuzusu. annesinin yanında. Anasının kuzusu, babasının paşası, ablasının bir tanesi, uzamış ergenliğinin içerisinde hapsolmuş. Anne gelinine şunu diyor, direkt söylemiyor endirekt. Bunu biz beceremedik. Biz bunu büyütemedik. Bunu sana emanet ediyorum. Bunun ergenliğinin kalan kısmını sen halledeceksin diye hanımefendiye tabiri caizse hani amiyane tabirle itelemişler. Sizin sorunuzu alabilir miyiz? Ayrılmaya karar verdiniz. Hocam ben şimdi ayrılmaya karar verdim ama şimdi bu adamda öyle bir mod var ki sen bensiz nefes alamazsın, sen bensiz yapamazsın. Zaten evden giderken de seni öyle bir pişman edeceğim ki bu yaptıklarına diyerek gitti. Bunun asla boşanma gibi bir durumu yok. Yani ben çünkü evdeki konforunu, evdeki o rahatlığını hiçbir yerde bulamaz. 2 çocuğum var. Ya yani adam aslında şöyle bir hayat istiyordu. Yani ben dışarıda her şeyi yaşayayım. Tutkuyu, aşkı da dışarıda yaşayayım ama sen evdesin. Tamam, arada bir de sana da bir kocalık yaparım işte. Böyle işte bir hafta 10 günde bir falan. Ama bu düzeni de bozmayayım. Şu anda Şimdi çok bu iyi bir adamı... yerdesiniz. Ekran başında kalın, seyirci de kalsın. Hani derler ya, onu şöyle bir dünyayı tersten göstersin hocam. Bakalım nasıl olacak? Tam en sevdiğin, en sevdiğin, Bensiz en sevdiğin, yaşayamam. en Bensiz sen sevdiğin, bir hiçsin diyor ya. Az sonra cevabı burada en sizinle olacak. sevdiğin. Ayrılmayın lütfen. Reklamdan sonra buradayız. Evet, Fatih Reşit Civelekoğlu'yla beraberiz. Şimdi az önce hocam dedi ki canlı yayınımızda... Özellikle dedi bu Madonna Putana sendromunda dedi. Putana'yı bir kenara atıp dedi.
Bütün kadınlar Madonna. Madonna gibi. Olsun. Her kadın içinde bir Madonna olma potansiyeli var. Ben de dedim ki peki biz erkeklere bakınca Brad Pitt'i görecek miyiz hocam dedim. Evet. Şimdi kadın Madonna oldu mu erkek de mecburen Brad Pitt olmak zorunda kalacak. O moda geçmek zorunda kalacak. Şimdi ilk arayan izleyicimizin eşi o kur yaptığı kadınların karşısında ne olarak çıkıyordu? Kendini bir Brad Pitt gibi gösteriyordu muhtemelen. O yazdığı sevgi mesajları olsun, telefonda konuşurkenki o ses tonu olsun, aldığı hediyeler olsun, duruşu, giyim tarzı olsun. Ama eve geldiğinde sarı çizmeli Mehmet Ağa modunda giriyor eve. Çünkü evdeki Madonna putana. Dışarıdakiler Madonna, evdekiler Madonna putana. Dolayısıyla şimdi kadın bir Madonna olacak. Zaten çevre tarafından fark edilmeye başlayacak. Dişil enerjisi yükselecek. Kadınlığını keşfedecek. Ekseni şefkatten şehvete geçecek. Yani o adamın eve geldiğinde, şimdi kadın biliyor, kimlerle kırıştırdığını biliyor. Attığı iki şefkat kırıntısına tav olmayacak. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ey kadınlar, lütfen beni dikkatle izleyin. Eşinizin attığı o iki merhamet şefkat kırıntısına tav olmamayı başarmanız gerekiyor. Çünkü o içinizdeki saldırmaya hazırlanan o jaguar, o merhamet, şefkat kırıntısını attığı anda bir anda hop sakinliyor. Sakinleşiyor. O da bakıyor tamam diyor. Ne yapacağız bitti. Peki? Şimdi içinize... Şu dakikadan itibaren kadınlık atölyesindesiniz. Evet, kesinlikle. İçinize bir döneceksiniz. İçinize bir döneceksiniz. Bakın içinizde yarım kalmışlıklı olan, yaraları olan ve kendisine bir ebeveyn arayışı içerisinde olan, bunu bulabilmek için her şeye katlanmaya razı gelen küçük bir kız çocuğu. O çocuğun şefkat ihtiyacını giderin. Onu merde namerde kurda kuşa yem etmeyin. Onu 3 kuruşluk bir şefkate, merhamete mecbur bırakmayın. Sizde var o şefkat. Onu kendi içinize dönüp vereceksiniz. Biz bunu 2 saatte yapıyoruz. 2 saatlik bir çalışmayla bu halloluyor. Ama ne yapıyorsunuz yani? Bize burada paylaşma. 2 saatlik çalışmada. Ve özetle mesela şunu yapın diyeceğiniz ne var kadınlara? Şimdi her şeyden önce bu 2 saatlik çalışmada şöyle bir çık kendine bir dışarıdan bak diyoruz. Şöyle bir baktırıyoruz dışarıdan. Ne görüyorsun diyoruz. Hocam diyor eşini resmen anne olmuş bir kadın görüyorum orada diyor. Buna visual thinking, görsel düşünme uygulaması diyoruz. Evet diyor, biliyor. Bakın biliyor esasında ama hissediyor ama bir de dışarıdan görmenin etkisi bambaşka. Şimdi ne veriyor eşine? Şefkat veriyor. Peki şefkat verdiğine göre neye ihtiyacı var? Aa hocam onun da şefkate ihtiyacı var. Eşi de ona şefkat veriyor. Halbuki eşin ona ne vermesi lazım? Şehvet. Tutku. Gözleri parlaması lazım. Kur yapması lazım. Onunla flörtleşmesi lazım. Onu etkilemeye çalışması lazım. Pardon. Onun için emek, kaynak ve zaman harcaması lazım. Ama iki merhamet kırıntısı. Hop. O çocuk çok mutlu oluyor. Ah yaşasın diyor, size baba diyebilir miyim diyor. Ben aldımmam gerekeni aldım diyor. Diğer taraf diyor ki bu adam bizi aldatıyor, bu adam başka, beni ilgilendirmiyoruz diyor. Ben diyor almam gerekeni aldım diyor. Şimdi o çocuğu siz doyuracaksınız. Biz geçmişe gidiyoruz. O çocuğu buluyoruz, onu bir kucaklıyoruz. Orada çeşitli bilinçaltı yöntemleriyle onun yaralarını bir iyileştiriyoruz. Yoksunluklarını gideriyoruz. O çocuk şunu söylüyor bu çalışmanın sonunda. Ben tamamım. Ben artık kimseden şefkat beklemiyorum. O çocuk geri çekiliyor. Şimdi adam geldi. Akşam eve bakın. Olacakları görün şimdi. Elinde birkaç tane hazırlamış şefkat kırıntısı. Aynen serçelere atacak şekilde. Bakıyor. Çocuk nerede? Kadının içindeki çocuk nerede? Oradan yürüyecek.
Oradan kandıracak onu. Hani çok iyi, çok iyi birisi, çok merhametli birisi dedi ya. Bakıyor, çocuk yok. Şefkat kırıntısı bir işe yaramadı. Atıyor bir kenara. Kim var karşısında? O kadın var. Şehvet kadını var. Artık Madonna putağını olmaktan çıkıp Madonna'ya dönüşmüş. Şimdi pabuç bağlı. Hadi bakayım. Kandır bakayım onu şimdi. Üç paraya, üç kuruş merhamete, şefkate onu manipüle et. Bitti. Artık orada mecburen, eğer o kadını seviyorsa, ki seviyor, her ikisi de seviyor, mecburen Brad Pitt'e dönüşmek zorunda kalıyor. Diğer kadınlara gösterdiği o yüzünü eşine göstermek, onlara yaptığı o kuru eşine yapmak, onlar için harcadığı emek, kaynak ve zamanı eşi için harcamak zorunda kalıyor. O çocuk aradan çıkıyor ve iki yetişkin kalıyor işte. Orada ilişkinin ateş, fitil ateşleniyor. Valla iyi ki sosyal medya, iyi ki televizyonlar var da yani biz bunları artık daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yıllar önce bakıldığında koca aldattığı zaman kadın her suçu kendinde görüyordu. Ben yetersiz kalıyorum diye kendinde bir yetersizlik duygusu hissediyordu. Halbuki şimdi biliyoruz ki bir sendrom var. Aynen, sendrom var. Adı? Madonna Putana sendromu. Benim koca buna yakalanmış diyeceğiz. Aynen. Şimdi... Fatih, ve tedavisini bulacağız. Var. Fatih Akın'ın bir filmi var, Duvara Karşı diye. Hı hı. O filmi izlemelerini tavsiye ederim. O filmde bir sahne var. Şimdi tabii Rütük kuralları gereğince sahnedeki o repliği burada söyleyemiyorum. Hı hı. Ama şu, bir adam çocuklarının anasını nokta nokta. Konuşma aynen bu, kahvehanede geçiyor bu konuşma. Anladık zaten hocam. Evet. Bakın yani söylemiş kadar oldunuz. Madonna Putana sendromu dediğimiz şey bu. İnsan çocuklarının annesine o gözle bakar mı? Niye? Çünkü ulvi bir varlık o. O yüce, o âli bir varlık. O gözle bakılmaz. Bir de bunu o kadar normal söylüyor ki, o kadar içselleştirmiş ki. Halbuki evlilik dediğim müessese aşkla, aşk, seksle, aşk, cinsellikle, evet, değil mi? Tabii. Bunun, şefkatle, bunun, merhametle donatılması gerekiyor. O tutku olduğu zaman zaten yumuşaklıkla muamele ediyorsun. Ona şefkat demiyoruz biz. Peki cinsel ilişki olmayan bir evlilik sürmez. O evlilik değil. O evlilik değil. Diyebiliyor değil. Musunuz bunu? Bakın, evlilik bile değil o. O evlilik değil. Kendilerini ne peki? Kandırmasınlar. Ne peki? Evcilik. O ev arkadaşlığı. O ev arkadaşlığı. O ortak çocuklara beraberce ebeveynlik yapmak. Yapma. O bir şirket, şeyleri paylaşmak, giderleri paylaşmak, o bir maddi beraberlik. Kesinlikle böyle bir şeye evlilik diyerek, cinselliğin olmadığı, tutkunun olmadığı bir birlikteliği evlilik diyerek evlilik müessesesinin adını kirletmeyelim. Hmm. Kirletmeyelim. Yani bayağı evliliğin içerisinde seks, aşk, cinsellik, ondan sonra şehvet, bak, bilmem. Bak çok güzel söylediniz. Eğer bunlar evliliğin içerisinde olmazsa nerede oluyor? Evliliğin dışında oluyor. Oluyor. Evet, ha, bak bitti. Yani gençlere de bu çok büyük örnek. Kesinlikle. Olsun. Mutlu evliliğin, kesinlikle, temelinde bütün bu bahsettiğiniz konu başlıkların olması lazım. Kesinlikle. Şimdi bir insanın haftada iki ya da üç defa cinselliği yaşamaya ihtiyacı var. Yaş önemli mi? Bu hemen hemen 45'e kadar bu şekilde. Hem kadın için hem de erkek için. 45'e kadar 2-3 defa. Evet. Böyle. Bunu yaşaya, bunu ya evliliğin içinde yaşayacak yani bakın. 2-3 ayda bir değil. Hayır, hayır. Olmaz. Ya bunu evliliğin içinde yaşayacak. Ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten bence günün sözü bu. Hangisi? Ya bunu evliliğin içinde yaşayacak, ya da evliliğin dışında yaşayacak. Başka bir alternatif yok. Bu evliliğin dışında yaşıyorsa o birliktelik artık evlilik değil. Şimdi bir de evliliğin neden dışında yaşasın? Erkek hadi bir şekilde yaşıyor evliliğin dışında ama olan burada kadına da oluyor. Yani aslında biz bu konuşamadığımız cinsellik duygusu var ya hocam. Niye konuşamıyoruz biz bunu ya? Bilmiyorum. Yani niye konuşamıyoruz cinselliği? Niye bu konuları burada konuşalım? Nerede konuşacağız bu konuları arkadaşım ya? Yani bu millet bu işi yapıyor. Herkes yapıyor. Değil mi?
Herkes yapıyor. Devlet Erkan'da yapıyor. Bürokrasi de belki yapıyor. Herkes yapıyor. Belki kuşağı olduğu için hani çocuklar var ekran başında falan. Ya çocuklar neler görüyorlar sosyal medyada, internette ne konuşmalar dönüyor orada. Yani biz burada üç maymunu oynuyoruz. Ya görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu burada konuşulacak. Ortada büyük bir yangın var aslında. Aynen öyle. Ortadaki yangın biz alev almış gidiyor. Biz bunu söndürmek istiyoruz. Su tutmak istiyoruz. Hayır, tutamazsın. Niye? Çünkü su etrafı sıçrar ve etrafı ıslatır. Yansın o zaman, ne yapalım? Böyle bir durum mu yani? Cinselliği konuşamadıktan burada konuşacağız biz bu cinselliği. Başka nerede konuşacağız? Nerede anlatacağız insanlara? Çok yanlış. Ve bizim toplumumuzda cinsellik problemli her üç erkekten bir tanesi erken boşalmadan muzdarip. Her üç kadından bir tanesi doyumu yaşayamama. Hiç bilmiyor öyle bir şeyin nasıl olduğunu. Bundan muzdarip. Cinsellik çok problemli. Bizim Türk ailesinde cinsellik evlilik içerisinde yaşanmıyor, evlilik dışında yaşıyor. Japonya'da öyledir. Japon kültürüne göre bir karı ve kocanın seks yapması ayıptır. Aa! Ayıptır. Ve ben bunu Türkiye'de de çok gördüm. Bunlar sürekli birbirleriyle sevişiyorlar diyen. Kimden bahsediyor? Karı kocadan bahsediyor. Hocam diyor, bunlar sürekli... Karı koca onlar. Çünkü insanlar, hayvanlar koklaşa koklaşa buydu. Ne diyoruz? İnsanlar da sevişe anlaşırlar. Evet, ama tabii insan şey oluyor mesela, sevişmek, cinsellik konusu. Biz iki yüzlü bir toplumuz. Biz iki yüzlü bir toplumuz, söyleyeceğim artık bunu. Biz şizofreniz. Biz toplumsal olarak şizo yarılmak demektir. Biz ortadan yarıldık, anlatabiliyor muyum? Cinselliği yaşıyoruz, yaşamıyormuş gibi yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, işte Müslümanız, Müslüman değilmiş gibi yaşıyoruz. Seküleriz, seküler değilmiş gibi. Biz yarılmış, biz iki yüzlü bir toplum olduk. Her şeyi mış gibi yapıyoruz yani. Mış gibi yapıyoruz. Ben biliyorum senin ne yaptığını. Hayır öyle bir şey yapmadım ben diyor. Ya biliyorum işte, yapıyorsun. Hayır ben yapmadım diyor. Yapmıyormuş gibi yapıyor. Tamam. Yani böyle sıkıntılı. Yani neden hep özellikle cinselliğin üzerinde durduk bugün? Çünkü erkeklerin %80'i aldatıyor. Evlilik dışına gidiyor yani. Tabii ki evliliğin içinde yaşayamadığı cinselliği işte iki tane hanımefendi bağlandı ve anlatıyor. Ama daha da kötüsü var. Kadınların da %40'ı aldatıyor. Her 10 kadından 4'ü aldatıyor. Ve kadın aldatması daha tehlikeli ve sistematik tehlikeli oluyor değil mi? Yani boşanmaların %70'i davaları kim açıyor? Kim? Kadınlar kadın mı? Kadın açıyor. %70 kadın daha açıyor. Yürekli oluyor ama biliyor musunuz? Kadın aşık olunca gidiyor. Şimdi şöyle, erkek kadını istepne olarak tutuyor kenarda. Çok çekici bir cümle oldu hocam bu ya. Ama öyle. Ama çok çekici bir cümle oldu. Vallahi çirkin yani, ama öyle. Şimdi. İstepne gibi tutuyor orada öyle. Sen burada duracaksın diyor. Kadın da İşte 17 yıl, 19 yıl. Bak ne dedi? 17 yıl dedi bir tanesi. Bir tanesi 19 yıl dedi. Kapının önüne ne yaptım dedi? Koydum dedi. Şimdi eğer bu adamlar düzelmezse bu iş neye gidecek? Boşanmaya gidecek. İşte ne oldu? Kaybolan yıllar. %70 boşanma davalarının %70'i kadınlar tarafından çıkıyor. O zaman herkes ilişkisini şöyle bir check etsin. Eğer 45 yaşınızdan aşkın değilseniz, haftada 3 defa cinselliğiniz yoksa evliliğiniz sağlam temeller üzerinde değil. Değil. Ve tabii, peki burada hastalık vesaire bilmem bir ve şey burada varsa. Nitelik, nicelikten bahsetmiyoruz. Nitelikten de bahsediyoruz. Hocam biz haftada 3 defa bir analiz ediyorsunuz biz bunlara. Bu bilim ya, bu bilim. Bilim. Ama bilim de hocam yani gün şey değil. İşte üroloji uzmanları bununla uğraşıyor. Biz klinik psikologlar, seksologlar bununla uğraşıyor. Bu bilim. Bu bilimsel kitaplarda yazıyor. Bununla ilgili araştırmalar var. Bunlar bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Bu bilim yani. Peki böyle bir şey varsa, erkeğin cinsel ilişkide istediği performansı gösterememe gibi durumu varsa çok yaygın. Hangi branşa gidecek? Çok yaygın. Bize gelecek. Psikologlara gelecek. Bize gelecek. Bu tamamıyla psikolojiyle ilgili bir mekanizma. Psikolojiyle ilgili bir mekanizma.
da yani böyle duygusal olarak bir yükselme yine söz konusu değil. Evet. Ancak mekanik olarak bir yükselme durumu söz konusu. O da istediğimiz sonucu vermiyor ama en azından hani sürdürülebilir. Neyse, Allah'tan tıbbın bulduğu çareler var. Yani buna var. Çare bulamadı var. Ama tıp var. Mesela işte eskiden dizde problem yaşayanlara, menisküs olanlara vesaire bu tip problem yaşayanlara ameliyat deniyordu. Ama artık tıpta bir şükür ameliyatsız tedavi yöntemleri de var. Ben usul usul bu tarafa geçeyim. Evet, siz usul usul bu tarafa geçin. Fatih Hoca'yı kontrol edemeyeceğim evet. Bugün. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, hocam. Ben teşekkür ederim. Son olarak şey sorsam, hangi kokuyu sürelim gece yatarken? Şimdi... Hızlıca alayım hocam. Paçuli, sümbül teber, üst notada bir kere sakinleştirecek portakal, bergamot. Tamam. Altta sümbül teber ve vanilya, ortada, en altta da paçuli. Detayları yine konuşuruz. Aynen. Sizinle.